Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza kâne âhirul zaman haruma fihi dukulul hammam ala zükûri ümmeti bimâdiriha kalu ya Resulallah ve kâle liennehum yedhulûne ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvâmun Kura. Ela ve kad la'ana Allahu an-nazira ve'l-manzura ileyh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, izâ kâne yevmul cüm'a, cuma günü olduğunda, fegasele ahadukum ra'sehu vagtesele, sizden biriniz cuma günü olduğunda, başını yıkıyor, kirini gideriyor ve de gusül abdesti alıyor. Yani güzelce kirini giderip gusül abdesti alırsa. Evet. İyice yıkanırsa demek bu. Ne zamandan itibaren? İmsak vaktinden başlayıp cuma vaktine kadar olan bölgede kim böyle gıcır gıcır kirini yıkar, gusül boy abdesti alırsa ve gada camiye giderse evet. Evet. Cuma günden evvel camiye normal gitmek her zaman büyük sevap kazandırıyor. Mesela Ahmed İbn Hanbel Buhari men gada ilel mescidi ve raha a'addallahu lehu menzilen fil cenne kullema gada ev raha. Bir mümin Allah rızası için camide gidip namaz kılmaya giderse sabah akşam öğleden evvel veya öğleden sonra, yani sabah namazına gidiyor, öğleden sonraki namazlara da giderse, her gittiğinde Allah ona cennette bir köşk bina eder. Hadis-i şerif var. Peygamberimizin müjdesi var böyle. Her gidişinde. Şimdi böyle işte cuma günü, şimdi okuyacağımız hadis. Cuma günü biriniz güzelce yıkanıp gusül etse, camiye gitse, ve ansata ve istema'a. Camiye gitmiş, oturmuş, hutbe okuyor hoca, aynen tercüme. Ve ansata sustu, vestema'a dinledi. Bak sustu. Evet, orada susmak lazım. Öğlen namazı 4 rekat, cuma 2 rekat. Cuma'yı kılıyoruz, 4 rekat siliniyor bizden. İkisi nerede? İkisi hutbedir. Hutbe de farzdır. Onun için namazdayken konuşulmaz, susulur. Susup dinlemek lazım. Ve ansata sustu, vestema'a. Hutbeyi dinledi. Böyle dinliyor. İse, sus, işit ve hatibin hutbesini dinledi. Efendim uzak, çok kalabalık. Elektrikler kesildi. Gene susacak. Dinlemiş gibi sevap alır gene. Hani dinliyor, öğreniyor bir şeyler.
elektrikler kesildi, gitmedi. Hatibin sözleri, gene sevap alır, aynı sevabı alır, susacak, hutbe okunuyor çünkü. Ne diyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle yaparsa cuma günü boy abdesti alır da hutbe sırasında namazdaymış gibi huşu ile hudu ile dinlerse kâne lehu bi kullu hatvatin yahtuha siyamu sene ve kıyamu sene, attığı her adıma, mescide giderken attığı her adıma karşılık bir yıllık nafile oruç, bir yıllık gece namaz kılmış sevabı verilir. Cuma günü boy abdesti alıp erkenden camiye gitmenin faziletine dair bir hadis. Böyle müjdeleri biz de size duyuruyoruz. Onun için hiç ihmal etmemeli. Nerede olursan olsun, yolculukta bile olsa, evet yolcu cuma namazı farz değil ama halbuki oruç da farz değil biliyorsunuz. Ama ne diyor Cenab-ı Hak, ne buyuruyor? Eğer oruç tutarsanız ve huve hayrul leküm, sizin için daha hayırlıdır diyor. Namaz, cuma namazına gitmek farz değil ama işin var, gidersen sizin için daha hayırlı. Gitmeyin değil, gitmeyebilirsiniz. Giderseniz daha hayırlı. Ay, otelin güzel, sıcak su var. Bu çok kolaylaştı şimdi işler. Cuma namazı, cuma günü diye sabahleyin evden çıkarken banyonu yaptın, gıcır gıcır kirlerin giderdin. Cuma'ya kadar abdestin problem yok. Abdestin bozulmadan gidersen en güzeli cuma'ya. Ama memursun, işçisin, sabahleyin gündüz o cuma ile sabah arasında işin var. Sen evden çıkmadan yıkanırsın, cuma diye yıkanırsın, aynı sevabı kazanırsın. Aynı ecir kazanırsın. Hatta hayızlı kadın namaz gidemez. Hayızlı olmasa bile kadınlar cuma ile mükellef değil. Evinde namaz kılar. Onlar dahi, hayızlı kadın da huzur kadın da cuma günü diye evinde gusül abdesti alsa namaz kılamazlar. Ama cuma günü yıkanma hadisinin şerefine, ecrine nail olurlar. Aynısına diyor bütün alimler bu hadise binaen. Evet, bu hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadisleri toplamıştır. Ebu Katade'den Tabarani Evs bin Evs'ten nakletmiş. Evet. Şimdi Anadolu'da eskiden düğünleri cuma gecesi bitirirlerdi. Tabii ilk gece olduğu için birleşecekler. Birleşicinde yıkanacaklar. Cuma gününe denk getirirler ki kargoca yıkanınca bu ecri alsınlar diye, bizim insanımız çok akıllı, bu sevabı ikisi de kazansın diye düğünleri o gün yaparlardı. Sebebi budur. Şimdi pazara çevrildi. Yani nikahta bir şey yok, olmaz diye bir şey söylemiyorum da eski insanlarımız bunları hesap ederek cuma gecesi gerdeğe sokarlardı dolmadı gelini, bu ecri alsınlar diye. Yani demek istiyorum, ister böyle bir iş yapsınlar ister yapmasınlar, cuma günü boy abdesti, cuma günü diye düşünerek boy abdesti, gusül abdesti aldın mı bu ecri kazanırsın, bu sevabı kazanırsın, 10 günlük günahların silinir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İzâ kâne yevmül hamîs, perşembe günü olduğu zaman. Evet, Peygamberimiz barakallahu el-hamîs ve's-sebt, perşembe cumartesi günlerini Allah mübarek kılmıştır diye hadis-i şerif var. Ba'asallahu melaiketen, Allah melekler gönderir. Kerubiyin melekleridir bunlar veya başkası olabilir diyor Gümüşhaneli. Ma'hum suhufun, yanlarında defterler olur, amel defterleri olur. Min fıddatin ve aklamin min zehebin, gümüşten sayfeler, altından kalemler olan görevli melekleri gönderir. Yektübüne yevmel hamisi ve leyletel cum'a,
Perşembe günü ne işler yapıyor kim müminler? Cuma gecesi kim ne iş yapıyor diye bunları özeldir bunlar. Onları yazarlar. Perşembe günü, cuma günü. Onun için perşembe günü peygamberimiz oruç tutuyor. Cuma'ya hazırlık diye. Hep tutmuş. Bir de onu söylüyor işte. Özel melekler yazarlar diyor. Bu yazış öğle vaktine kadar, cuma vaktine kadar devam eder diyor. Kim erken? Fezzâid el akdem fel akdem. En erken gelen camiye en çok alır. O cuma gecesine en çok gayret eden en çok alır. Cuma günü boy abdest alıp da cumaya en erken giden en çok alır. Başka hadiste var. Başka hadiste var. Bir adam cuma günü evinde gıcır gıcır yıkanıp güzelce boy abdesti alıp kimseyle dedikodu yapmadan, tartışmadan camiye gelse, erkenden gelse, öğleye kadar olan saat süreyi 5 dilim ayırın. 5 dilime. 1. dilim, 2. dilim, 3. dilim, 4. dilim, 5. dilim diye. 1. dilimde gelen sanki diyor Allah için deve kurbanı kesmiş gibi kazanır. Hemen yazıyorlar caminin kapısında. 2. grupta gelen sığır kurban etmiş gibi. 3. grupta gelen koç kurban etmiş gibi. 4. grupta gelen tavuk sadaka etmiş. Tavuktan kurban olmaz çünkü. Tavuktan, horozdan kurban olmaz. Sadaka etmiş gibi. Son ezan okumaya yakın gelmiş. Yumurta sadaka yapmış gibi. Hatip hutbeye çıktı mı diyor. Kapıdaki o yazanlar içeri girerler. Onlar da hutbe dinlerler. Ondan sonra gelenlerin cuması kabul. Cuma farzı kıldı ama şu faziletlerden mahrum kalırlar diyor. Evet, kim böyle perşembe günü, cuma günü güzel işler yaparsa cumaya hazırlanayım diye altından kalemleri olan, gümüşten yaprakları olan, defterleri olan özel meleklerini gönderir. Yektubune yazarlar. O perşembe günü, cuma gecesi ibadet edenlerin sevaplarını özel olarak yazarlar. Buhari'de İza kana yevmul cum'a kana ala kulli babin min ebvabil mescid el melaike yektubuna el evvel fel evvel fe iza celese el imam tawav es suhuf ve cavu yestemuna zikr. Buhari'de cuma günü her caminin kapısında melekler dururlar. İlk gelen, ikinci gelen diye kaydederler. İmam hutbeye çıktı mı defterleri yürerler, kapatırlar ve cevu yestemuna zikir, hutbeyi dinlemek için camiye girerler. Demin söylediğimin delilini söylüyor. Şimdi peygamberimiz öyle diyor. Cuma, perşembe günü, cuma gecesi böyle yaparsanız özel melekler yazarlar. Ekseren nasi aleyye salaten. Evet. Öyleyse bu günlerde meleklerin özel görevli melek yazdığı bir şey de insanların bana en çok salavat getireni kimdir diye onu da yazarlar. Perşembe günü, cuma gecesi. En çok bana salavat getiren kimdir? Gümüşhanetler Hazret diyor ki en çok salavat çok olabilmesi için 301 olmalıdır diyor. Yani cuma günü 301 salavat getireceksin veya cuma gecesi 300'ü aşıracaksın. 301 çok salavattır. Sen 1000 defa söylemişsin. O Aliyül Ala çok olması için diyor. 301 de bu onun kanaati. Evet. Öyle söylüyor bu Gümüşhaneli Hazretleri. Cuma günü salavati çoğaltın bana diyor. Her zaman bir salavat getirene melekler 10 dua eder, salavat getirir. Özel melekler benim kabrime ruh götürürler salavatı. Allah cesedime ruhumu iade eder, diriltir, selamını alırım. Böyle hadisler var. Sen diyeceksin ki peygamber öyle 1440 sene olmuş. Hiçbir peygamberin cesedi çürümez. Toprak onları yiyemez. Ama öbür peygamberlerin nereye gömüldüğü kesin değil. Bulsak dipdiri durur.
Ama kabir açmak da haramdır yalnız. Meşru bir mazeret olmadan. Evet. Peygamberimizi kesindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri saadeti Medine-i Münevvere'dedir. Kesindir. Yakın zamanlarda da İranlı bir mecusi Medine'ye gelmiş. İşçi kılığında Peygamberimizin mübarek naaşını çalıp İran'a götürecek. Para kazanacak. Ziyarete gelenlerin parasını tünel kazmış çalıştığı yerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetine kadar oranın valisinin rüyasına girmiş. Oğlum demiş, beni aldırıyorsun. Kalkmış adam, emir vermiş, demiş herkese sorun. Sorduk efendim, böyle bir şey yok. İkinci gece yine gelmiş Peygamber, oğlum beni aldırıyorsun, çaldırıyorsun demiş. Yine kalkmış, bu defa daha sıkı emir vermiş, iyice arayın demiş, bak filan. Üçüncü gece yine yok demişler. Üçüncü gene Resulullah gene oğlum beni çaldırıyorsun demiş. Herkesi bırakmış, kendi bizzat tek tek herkesi hesaba çekmiş. Başka adam var mı demiş burada? Yok efendim. Hayır. Söyleyin demiş. Başka adam olması lazım. Var demişler. Şurada bir uyuz, sümüklü bir işçi var. Derhal getirin onu demiş. Adam sıkıştırınca tüneli gösterivermiş. Varmışlar ki mübareğin kolu sarkmış böyle. Hiç erimemiş, çürümemiş. Bu tarihi vaka bilimsel kaynaklarda yazıyor. Peygamberler çürümez arkadaş. Öyle hadis var. Ruhumu cesedime iade eder ve ben canlanırım. Salavat getirenin salavatına, selam getirin selamına cevap veririm diye. Sahih hadisler var. En cimri adam diyor, bir mecliste ben anıldığım zaman bana salavat getirmeyen heriftir diyor Peygamberimiz. Cimrilerin en cimrisi biri bu. Bir de namazdan çalan. Her şeyi güzel güzel yapıyor. Namaza geldi mi tavuğun yemekladığı gibi. Habire habire habire. En cimrilerden bir salavat getirmeyen bana, birisi de bu namazından çalan adamdır diyor. Evet tabii, para vermeyen, harcamayan cimriler de var tabii. Evet, salavat dua edildiği zaman başta salavat, sonda salavat, kanat olur diyor, arşa götürülür. Salavatsız dua ederseniz kanatsız gider diyor. Kaç kilometre hızla gider. Ama kanatlı olursa süratle Allah'a arz olunur. Salavat duaların başında, sonunda salavat getirmek lazım. Peygamberimizin selamını, salatını da alacağını bilerek dikkatli olmak lazım. Salavat getirirken esnememek lazım. Sana birisi karşına geçse de bir talepte bulunsa ama esnese hoşuna gider mi? Peygamber'e salavat getirirken diri olacaksın, dikkatli olacaksın. Peygamber şimdi beni dinliyor, selamımı aldı diye uyanık bilinçli olacaksın. Onlara dikkat edin diyor alimlerimiz. Evet, cuma günü çok önemli. Adem, kainat yaratılmış, Adem yaratılmış, cennete konmuş, cennetten çıkarılmış, yeryüzüne indirilmiş. Kıyamette cuma günü kopacak. Cuma günü öyle. Geçen gün size söyledik. Vahşi hayvanlar bile hatırlatırmış, hazırlıklı olun diye. Cuma günü gusletmek, bir hadis-i şerif var. Gaslul yevmül cum'a ve vacibun ala kulli muhtelimin. Buluğa ermiş, ihtilam olmuş herkese cuma günü yıkanmak gereklidir. Bu hadise binaen cuma güslünü zahir mezhep sahipleri cuma günü gusletmenin farz olduğunu söylerler. Ama İmam-ı Azam işte cuma günü yıkanırsa şu kadar mükafat var. En azından 27 kat. Ama abdestli kılarsa filan diye hadis de var. Ha, demek ki farz değil diyor. Sünnet-i Mekke'dedir diyor. Ama böyle güzel bir şey cuma günü yıkanmak. Kadınlar cuma gününe gitmese de bu gusül abdestini aldıkları zaman bu sevapları kazanırlar. Ama gelirlerse cuma namazına mecbur değiller. Boyalanmamak, kınalanmamak, süslenmemek, erkeklere kendini yakışıklı olduğunu
güzel olduğunu arz etmemek, bunu teberrüç denir Kur'an'da. Erkeklerin dikkatini çekmemek kaydıyla cuma namazına gelseler karışık oturmamak ki namazları geçerse olur yanında oturanların fitne melhuz yani birbirleriyle şu bu yanlış işler olmamak kaydıyla cuma namazı kılsalar öğle namazı kılmaları gerekmez. Cumaları geçerli olur. Ama evinde oturmalarını Peygamberimiz kadınlara daha çok tavsiye ediyor. Kadınların en güzel mescidi diyor evlerinin köşesidir diyor. Öyle söylüyor. Gelirse bu şartlarda problem yok. Cumaları geçerlidir. Öğle namazı kılmana gerek yoktur. Evet, bu hadiste de perşembe günden işe başlamamız gerektiği ve o güzel ibadetler yapmamız gerektiği özel meleklerden yazılacağı ve cuma günü Peygamberimize salavat getirenlerin de o özel melekler tarafından yazılacağı. Şunlar da Dara Kutni Deylemi hadisleridir. Ne diyor bak Peygamberimiz? As-salatu aleyye nurun ala sırati. Bana salavat getirmek sırat köprüsü üzerinden nurdur diyor. Karanlıktan kurtulursun, görürsün, düşmezsin, ayağın kaymaz. Bana salavat getirmek sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammedin kemal salli teala ala İbrahim ve ala el İbrahim nikamidun mecid. Buna hep salavattır. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah salavattır. Kim bana salavat getirirse sırat köprüsü nurdur. Femen salla aleyye yevmel cum'a semanine morraten gufretle semanine amen. Büyük müjdeli ben söylüyorum. Cuma günü bana 80 salavat getiren 80 senelik küçük günahları silinir. Büyük günahları ayrıca tövbe etmek lazım diyor. Dara Kudni Deylemi hadisi İbn-i Şahin. Gene Ebu Hureyre'den nakleden bir hadis-i şerif. Men salla salatel asr yevmel cuma. Cuma günü ikindi namazını bir kimse kılarsa fekale kable en yakume min meclisihi. İki namazını kıldıktan sonra meclisinden kalkmadan Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sellim teslimen semanine morra. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sellim teslima derse 80 kere gufret lehu cunubu semanine sene 80 yıllık günahları affolunur küçük günahları diye şey var. As-salatu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem tekessübül hasenat ve mahmus seyyiat. Peygamber'e salavat getirmek 1'e 10. Melekler 1'e 10 defa dua edeceklerine göre iyiliklerin iyilikleri kazanmak, yığmaktır. Günahları silmektir. Ve raf'u derecati gümüşhaneli öyle söylüyor. Dereceleri yükseltmektir. Ve binaül kusur fil cennet, cennette köşkler bina etmektir. Evet, öyle söylüyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'e salavat getiren edebinle şuurlu, bilinçli olarak böyle müjdelere ermesi haktır diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Cenab-ı Hakk'a onu yakınlarından kılması haktır diyor. Habibini çok sever diyor. Ona salavat getireni de Allah onu kendine yakın kullardan eder. Ve her hayır kapısını ona açar diyor. Evet, Ebu Hureyre'den nakledilmiş okuduğum hadis şerif. Bunun benzeri hadisler çoktur. Benzeri hadisler çoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene bir hadis-i şerifinde. İzâ kânel hulâmu yetîmen femsehû birâsî hâkezâ ilâ kuddâm. Evet. Bir çocuk yetimse, yetim ne demek? Babası olmayan çocuk demek. Buluğa ermemiş çocuk. Babası yok. Babası ölmüş. Buluğa erince yetimlik kalmaz. Kocaman adam oluyor, müstakil adam oluyor. Buluğa ermemiş, yani rüya görmemiş, düş azmamış. Sabi, sabavet döneminde olan bir çocuk, babası yoksa o yetimdir,
onu diyor kim okşarsa diyecek şimdi. Yetimse bir çocuk femsehu birasi hakeza şeysini başını öne doğru okşayacaksınız. Böyle öne doğru okşayacaksınız başını. Yetim çocuğun öne doğru. İza kana lehu abun femsehu birasi hakeza ila kalf min mukaddemihi. Evet, eğer babası var, anası yoksa, babası var, anası yoksa buna öksüz derler. Önden arkaya doğru okşayacaksınız diyor. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlara şefkat duyacaksınız. Bunlara lütufkar davranacaksınız. Gönüllerini hoş edeceksiniz. Bu onu ifade ediyor. Evet. Eğer bir kimse, evet, hadis-i şerif bu. Bir kimse yetimin başını bu şekilde sırf Allah rızası için Peygamber böyle söyledi diye meshederse eline diyen her kıl adedince evet ona hasene yazılır. Yani sevap iyilik yazılır. Ve men ahsene ila yetimetin ev yetimin indehu kuntu ana ve huve fil cenneti hateyni. Kim diyor bir yetime iyilik yaparsa, okutur, terbiye eder, ayakkabı alır, elbise alır, karnını doyurur, haçlık verir. Kim bir yetime iyilik ederse onun kefaletini üstüne alırsa, kefaletini ben okutacağım, ben bakacağım, ben yetiştireceğim, üstüne alırsa aha diyor cennette şöyleyiz, şöyleyiz. Orta parmağınla şehadet parmağını beraber koymuş. Alimler diyorlar ki ikisi berbere yan yanayız anlamını veriyorlar. Bir, iki, orta parmak biraz yüksek ya. Ben peygamber olduğum için benim derecem biraz yüksek ondan. Ha bana yakın derecededir. İki şekilde yorumluyorlar bunu. Böyledir diyor. Yetimlere bakmak bu kadar önemli. Okşamasının bile usulü var. Yetimi arkadan öne doğru okşayacaksınız. Öksüzü önden arkaya doğru okşayacaksınız. Bu bile insanın kalbini yumuşatır. Katı kalpliyim diyen yetimi okşasın diyor. Yetime baksın diyor. Kalbi yumuşar. Merhamet şefkat dolar. Allah o katı kalbini yumuşatır diyor. Yetimlere şefkat duymak lazım. Peygamberle cennette aha böyle yan yana veya derecesi bana bu kadar yakın olma anlamında Efendimizin bu müjdesine ermiş olur. Terbiye etmesi, tahsili, bakımı, çekimi, her şeysi buna dahil. Dayalisi Abdullah İbn Abbas'dan ki buna dair bir sürü hadis var. Mesela Ebu Davud'da, Nesai'de benzer hadisler vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.